Merhaba. İçinde bulunduğumuz otel Manastıran Kaz Dağları Butik Otel. Ben Murat Bostancıoğlu, otelin işletmecisiyim. Şurada gördüğünüz yol eski Roma yolu ve eski İzmir Çanakkale yolu. Eskiden Çanakkale'ye giden bütün araçların kullandığı yol, şurada gördüğünüz yol. Burada gördüğünüz Roma Köprüsü yine Roma döneminde yapılmış bir köprü. Arkamda görünen ağacın bir özelliği var. İsmi Atatürk Çınarı. Mustafa Kemal Atatürk iki kere Edremit'e geliyor. 1923'te ve 1934'te. 1934'te Nisan ayında geldiği zaman Mustafa Kemal Atatürk Edremit'ten Çanakkale'ye geçecek. Çanakkale'ye giderken tabii bu yolu kullanıyor. Yukarıda da Avcılar Köyü muhtarı Ahmet Altay, Atatürk'ün eski koruması. Paşam diyor, buraya gelmişsiniz diyor. Buyurun köyümüzde bizi bir şereflendirin, bir acı kahvemizi için diyor. Mustafa Kemal Atatürk de diyor ki, yani köye gitmem uzun sürer diyor. Sen diyor yola aşağıya in diyor. Manastır çayında bir yerde buluşalım. Orada kahve içelim diyor. Velhasıl 14 Nisan 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk yanındaki komutanlarla, ekibiyle beraber buraya geliyor. Bu ağacın altında Ahmet Altay'la beraber kahve içiyorlar. Ve Mustafa Kemal Atatürk kendisine, Ahmet Altay'a kendi büstünü hediye ediyor. Mustafa Kemal Atatürk sağlığında büstünü sadece 3 yere hediye etmiş. Bir tanesi Dolmabahçe Sarayı'nda, bir tanesi Amasya Hükümet Konağı'nda, üçüncüsü de yukarıda Avcılar Köyü'nde şu anda sergilenmekte.